Atatürk Mahallesi Minibüsçüleri Kooperatif Başkanı Dıralı'nın 26.11.2021 tarihli 90-116 sayılı dilekçesiyle Cumhuriyet Mahallesi Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Cem Aşkın'ın 30.11.2021 tarihli 91-12 sayılı dilekçesiyle İnönü Mahallesi Minibüsçüleri Kooperatif Başkanı Hakan Gülkün Bila tarih ve 92-43 sayılı dilekçesiyle meydana gelen enflasyon farkı, yakıt zammı, ağır bakım maliyetleri ve buna bağlı olarak gelişen yolcu taşıma şartlarının ağırlaştığından dolayı yolcu taşıma ücretlerine 50 kuruş zam yapılması talebinin görüşülmesi. Yani şartlar öyle bir şey gösteriyor ki, şimdi az önce arkadaşlar söylüyordu. Bugün mü 1 lira gelmiş ya da dün gece mi gelmiş, ne zaman yansıyacağı belli değil. Bu bakımdan hani 11. ayda verdik 50 kuruştu, dün değişmiş 1 lira sanırım şu anda talep, değil mi anladığım kadarıyla? Evet, şimdi yansıdığı zaman şu anda 13 lira mı ne kadar başkanım bilmiyorum da 15-16 lira olduğu zaman tekrar mı talepte olacak? Yani büyük olasılıkla öyle bir talep tekrar gelecek, söz konusu olacak. Bu yüzden hani bilemiyorum, önüne görüyorum, kesinlikle arkadaşlara karşı değiliz, anlıyorum çünkü bu sektör içerisinde olduğumuz için. Sistematik olarak yapılan bu zamlara karşı ortak bir paydada nasıl bir eylem birliği geliştirmeyi düşünüyorlar? Ya da var mı böyle bir çabaları, var mı böyle bir planlamaları? Çünkü her gelen vergi ve zam oranına karşılık olarak halkın belirli çıkarlarını koruyan küçük kurumlarla bu meseleyi nasıl çözmeyi düşünüyorlar? Ve bu meseleyi sadece bu kurumlarla çözmeleri gerçekten etik ve ahlaki mi? Bunu tartışmak lazım. Ben bunu sormak istiyorum ilk etapta. Yani öyle bir ülkede, öyle bir sistem içerisinde şu anda bulunuyoruz ki gerçekten bugün alacağımız karar belki yarın yine geçerli yetmiş olacak. Yani arkadaşlarım ilk talepleri 50 kuruştu, sonradan bugünkü taleplerinin 1 liraya çıktığını söylüyorlar. Şimdi tabii ki arkadaşlar haklı. Arkadaşlarım, ben de esnafım. Buradaki birçok arkadaş gibi empati kuruyoruz. Arkadaşların haklılığına bir şey söyleyecek durumda değiliz. Haklılar. Maliyetler çok yüksek, işçilik çok yüksek gerçekten. Şimdi burada karar aldığımızda bizim iki tarafı düşünmemiz lazım. Yani bir esnaf arkadaşlar açısından bakmamız lazım, bir de yolcu açısından da bakmamız lazım. Ya şimdi normal şartlarda bizim halkçı ve devletçilik anlayışımızda bu ücretlerin tamamen ücretsiz olması gerekiyor. Ama haksız rekabet doğmasından dolayı hani biz en liminde tutmaya çalışıyoruz o belediye ücretlerini. O yüzden hani buna karışılmasını çok doğru bulmuyorum. Gerçekten zorundayız. Özellikle 40 gündür ben arkadaşlarımı zorla gönderip üniversitede öğrenci aldırtıyorum. Çünkü niye? Adam gitmek istemiyor. Niye gitmek istemiyor? Kurtarmadığı için gitmek istemiyor. Tek taraflı bu taraftan boş gidiyor. Öte taraftan 14 tane öğrenci getiriyor arkadaşlar. 14 tane öğrencinin maliyeti 31 lira 50 kuruş. Adamın yaptığı yakıt 40 lira. 40 lira. En az 40 lira. 3 lira yakıt yaksa 13 liradan 39 lira 40 lira yapar arkadaşlar. Gitmek istemiyor. Ben bunu siyasetimle zoruna gönderiyorum. Görüp arkadaşlar yazıktırlar. Adamlar işiyorlar. Gidin, bazen kızıyorum, bazen yalvarıyorum, bu şekilde gönderirim. 40 gündür bu böyle devam ediyor. Belediye otobüsüyle ilgili bir şikayetiniz var. Yani bu nasıl bir kurum? Yani halkın seçtiği bir kurum. Doğal olarak bu kurum bir politikası olacak. Yani halka vereceği bir hizmet, bir şey olacak. Yani bedava da taşıyabilir, taşındırmak. Onun zamı çok fazla Minibüsçü Kooperatif arkadaşlarının çok ilgilendireceğini sanmıyorum. Yani ilgilendiriyorsa o zaman Minibüsçü arkadaşlar ve belediye birlikte master plan uygulasınlar. Burada bir sorun çözülmüş olarak olacak gibi görüyorum. Mazot 7 lirayken şu anda 13 lira bir üstünde olmuş. Bugün yine gelecek 14 lira olacak. Ben eskiden diyelim ki Akdolu'a 20 lira yapıyorsam şimdi 40 lira yapıyorum. Ve 40 lira üstünde yapıyorum. Kabul edeceğiz yani. Sorun ne? Siz bu kadar eksiklik var diyorlar ki insanlar tıkış tıkış demiş demiş. İşte Yaşar Bey diyor ki öbek öbek çocuklar bekliyor. Çocuklar şikayete geliyor. Belediyeye zabıta müdahale ediyor. Şükrü Bey diyor ki her gün böyle böyle görüyorum. Lütfen sizden ricam. Bakın bir eksikliğiniz var. Evet diyeceksiniz. Biz de gidermeye çalışalım. Elbette ki bu bizim Hayır. kusurumuz olsun. Bunu hiç olmazsa bunu bize söyleyin. En azından siz hani yerinde görün. Biz nerede yaşıyoruz ki yerinde görmeye geleyim ben zaten. Her gün minibüslerdeyim, her gün oradayım, her gün buradayım. Gerek yok yani. Dün 50 kuruşluk zammı söyledim. Kadın arkadaş hemen gidiş dönüş ne dedi biliyor musunuz? 3,5, 7 lira çarptı. 30 günde gidip geleceğim şu kadar yapıyor dedi. Makbule dedi. Ne yapacağız dedi. Ya siz önceden de tamam bak.
hiç itirazım yok gerçekten. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz yani bir şekilde de. Yani ama tavrımızı, tamam mı, koyacağımız yer bu sistemdir, bu hükümettir yani. Evet. Biz tutup da, tamam mı, zam alamıyorum diye belediyeden tutup da belediyeye karşı bir eyleme örgütlemek hiç bence doğru bir tavır değil. Ha, hep beraber bu sisteme karşı, bu hükümete karşı beraber eylem yapalım. Tutup da işte biz zam alamıyoruz, istediğimiz zammı alamıyoruz. Ki arkadaşlarımız hani belli bir oranda düşünceleri var, konuşmalarımızdan da o anlaşılıyor. Ona karşı siz istediğiniz şeyi alamadığınız için belediyeye karşı yaptığınız bence doğru bir şey, tavır değil. Elif Koçtan, sivil ve öğrenciye ayrı etmek sizin bu zammı kabul edenler oylamaya sunuyor mu? 50'ye 50 diyoruz. 50'ye 50. Böyle zaten bir talep var. Ben talebi şu an oylamaya sunuyorum. 50 kuruş talep etmişler. Evet. Olduğu haliyle kabul edilmesini. Evet, evet. Kabul edilmesini. 3 kişi. Red edenler. Tamam, o. Şimdi ikinci öneri şeyi sunuyorum. Sivil 50 kuruş, öğrenci 25 kuruş. Bunu oylamaya sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler, çekimsel, başka niye söylüyorum? Etmeyenler? Başka neye oynamaya sunduk? 50 kuruş, 25 kuruşu oynamaya sunduk şüphe. O tamam mı? Tamam, 50 kuruşu sunduk. O zaten şey oldu. Şimdi 25 kuruşu sunduk. Altı kabul oldu. Şimdi sadece 50 kuruşu, evet. Sivil 50 kuruş, öğrenciye zam yok. Talibi oynamaya sunuyorum. Reddedenler bunu. Çekimsel kalan Aydar Bey. Bu şekliyle 50 kuruş sivil, 25 kuruş öğrenci zammı meclis oy çokluğundan geçmiştir arkadaşlar.